otomobil satışında fırsatçılık yapan bayiler yakayı ele verdi. Müşteri sandıkları alıcıyla pazarlığa oturup liste fiyatının üstünde para talep ettiler. Ama karşılarındaki aslında müfettişti. Ticaret Bakanlığı bakın o firmalara nasıl bir ceza kesti. Sıfır araç almaya varıyorsun, araç yok diyor. Bayilerde araba dolu, dolu olduğu halde araba yok, araba yok diye prim yaptırıp satıyorlar. Yani stokçunun başka bir ismi. Bakanlıkta defalarca uyardı ama uzun zamandır durum böyle. Araç almak isteyenleri isyan ettiren o firmalar için düğmeye basıldı. Fırsatçı bayiler bu kez yakayı ele verdi. Ticaret Bakanlığı müfettişleri müşteri gibi bayiye gitti, sıfır kilometre bir araç için pazarlık yaptı. Ancak aracın liste fiyatının dışında elden para talep eden bayi yetkililerine ceza yağdırıldı. Tam yerinde bir şey yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Normalde bir arabanın bedeli 800 bin liraysa 9 bin lira, 1 milyona kadar satmaya çalışıyorlar. Bakanlıkta defalarca uyardı ama uzun zamandır durum böyle. Araç almak isteyenleri isyan ettiren o firmalar için düğmeye basıldı. Ankara, Bursa ve Adana'da hakkında şikayet olan 3 firmaya gitti yetkililer. Ankara'da liste fiyatı dışında elden para istenirken Bursa ve Adana'da da müşteriye aksesuarla takas dayatması yaptılar. 1000 liralık arabayı 1250 liraya satıyorlar. Bunlar 1000 lirayı direkt fatura ediyorlar. 250 bin lirasına da bayiler de gittiğin zaman pazarlığın dışında aksesuar pazarlıyorlar ve fahiş fiyatta satıyorlar. Aksesuar dedi yani cam film mesela dışarıda 3 bin lira 5 bin lira yapılan cam filmi orada 10 bin lira 50 bin lira 40 bin lira para istiyorlar. Paspas gibi herhangi bir şey aklına gelecek en ufak bir şey bilene yani 1000 liralık malzemeye 10 bin lira yazıyor, 20 bin lira yazıyor, 30 bin lira yazıyor. Vatandaş buna itiraz edemiyor. Yapılan denetimler sonucu Ankara, Bursa ve Adana'daki o 3 fırsatçı firmaya verilen ceza toplamda 17 milyon 834 bin lirayı buldu. Ayrıca bakanlık yetkilileri bu firmaların isimlerinin de internet sitesinden ifşa edileceğini duyurdu. Tabii ki yiyormuş. Fırsatçılık yapılıyor tabii ki. Ne şartlar altında yani kazanıyor insanlar bu paraları yani yazık günah ya. Müfettişe takılan o bayilerin bir yıl süreyle ikinci el araç alım satım yetkileri de iptal edildi. 81 ilde müşteri gibi bayilere gitmeye devam edileceği duyuruldu. Bence doğru bir uygulama. Bayi fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki makası kısmış olurlar.